Gençler merhaba, ben Şeyma Hoca. Bir önceki dersimizi hatırlayacak olursanız kinetik enerji, potansiyel enerji, kinetik ve potansiyel enerjinin hesaplanması konusunu işlemiştik. Bu dersimizde ise kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili test çözeceğiz. Kitabınızın 155. sayfasında kazanım testi 1'i çözelim birlikte. Başlayalım hemen birinci soruyla. Enerji ile ilgili boş bırakılan yerlere aşağıdaki niceliklerden hangileri gelmelidir? Topun havada hareket halindeyken kinetik ve gençler şimdi top havada iken hareket ediyor. Şöyle düşüyor. V hızıyla düşüyor. Hız varsa kinetik enerji vardır. Bir de nesi var? Yerden belli bir yüksekliği var değil mi? Yükseklik varsa aynı zamanda nesi vardır? Potansiyel enerjisi vardır. Hatırlayın demiştik ki biz potansiyel enerji cismin konumundan yani yerden yüksekliğinden kaynaklanır. Kinetik enerji ise cismin hızından kaynaklanır. Kalorifer borusunda hareket halindeki suyun nokta nokta enerjisi vardır. Hareket halinde dediğine göre hangi enerjisinden bahsedeceğiz biz? Kinetik enerjisinden bahsedeceğiz. Lastiği bir ucundan çektiğimizde lastikte, gençler adı üstünde lastik, nesi vardır bunun? Esneklik potansiyel enerjisi vardır. Doğru cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Eğer ki ders videolarını izlemediyseniz ilk önce ders videolarını izleyin, sonra gelip buradaki videoyu izleyin. Anlaştık mı? Diyor ki özdeş topların merdivenin basamaklarındaki konumları şekildeki gibi olup her bir basamağın yüksekliği h kadarmış. Her bir yükseklik h kadar. Topların yer düzlemine göre potansiyel enerjileri E1. Hemen ilk önce E1'in değerini yazalım bakın. E1 eşit olacak. Bu topun T topu şu. T topunun potansiyel enerjisi nedir? T topunun potansiyel enerjisi yok kabul ediyoruz. Yer düzlemini kabul ettik. Bunun potansiyel enerjisi yokmuş gibi kabul edelim. Bu durumda şunun potansiyel enerjisini yazalım. Bakın bunun potansiyel enerjisi yerden H 2H kadar yükseklikte değil mi? O zaman potansiyel enerjisi 2MGH olmaz mı? Artı bakın bunun için yazıyorum. Potansiyel enerji formülümüz M çarpı G çarpı H'tı. Bakın M çarpı G çarpı yüksekliği 2H aldım. 2'yi başa getirdim. L'ninkine bakıyorum. L'ninkisi ne kadar yükseklikte olacak? 4H kadar yükseklikte olacak. M çarpı G çarpı 4H olacak. Toplarsanız ne oldu? 6MGH. İkinci basamağa göre E2. İkinci basamağa göre alırsanız bakın şuradan alıyorsunuz. İkinci basamağa göre aldığınızda M'nin potansiyel enerjisi yok kabul ediyorum. İkinci basamakta olduğu için. N'ye bakıyorum? Şunun potansiyel enerjisi var. L topu M'nin üzerinde kaldığı için bunun potansiyel enerjisi pozitiftir. Ne kadar olacak? E2 diyelim. M çarpı G çarpı yüksekliği ne kadar? 2H kadar değil mi? Bakın T topunun da artık ikinci basamağa göre potansiyel enerjisi var ama altında kaldığı için bunun potansiyel enerjisini ne kabul edeceğim? Negatif. Eksi M çarpı G çarpı 2H. Buradan ne bulurum? 0 bulurum. E3'ü de yazalım. Dördüncü basamağa göre ise E3 oluyormuş. Bakın dördüncü basamağa göre şuradan alıyorum. Dördüncü basamağa göre aldığınızda M topu dördüncü basamağın altında. O zaman potansiyel enerjisini eksi alacağım. T topu yine dördüncü basamağın altında potansiyel enerjisini eksi alacağım. Hemen M için yazalım. M çarpı G çarpı yerden yüksekliği, pardon dördüncü basamaktan yüksekliği ne kadar? 2H kadar ama eksi 2H oldu. O yüzden ne aldık? Eksi aldık. Eksi dedik. M çarpı G çarpı bakın dördüncü basamaktan alırsanız şunun yüksekliği ne gelecek? Eksi 4H gelecektir değil mi? Toparladık. Ne olacak bunun potansiyel enerjisi? Eksi 6MGH olacaktır. Bana diyor ki E1, E2, E3 arasındaki ilişki nedir? En büyük E1 olacak değil mi? E1 büyük olacak E2'den. E2 de büyük olacak E3'ten. Yani cevabımız Bursa şıkkındaki gibi oldu. Efe kendisiyle birlikte toplam kütlesi 68 kilogram olan elektrikli kayka ile sabit 10 metre bölü saniye hızla L noktasından harekete başlıyor. Buna göre toplam kinetik enerjisi kaç kilojüldür? Kinetik enerjiyi hangi formülle hesaplıyorduk? Ek eşittir 1 bölü 2 çarpı M çarpı V kareydi. Burada M kütle, V ise hızdı.
M ise kütle. Yazalım her şeyin değerini yerine. EK eşittir 1 bölü 2 çarpı toplam kütle ne kadar? 68 çarpı hızın büyüklüğü 10. 10'un karesi olacaktır değil mi? Hemen toparladık. 1 bölü 2. Artık şunları sadeleştirelim mi? 68'i 2'ye böldük. Ne gelecek şurası? 34. 34 çarpı 10'un karesi demek. 10 çarpı 10 demek. 2 tane 10'u birbiriyle çarp demek. 34 çarpı 100 gelecek. Buradan ne bulursunuz? 3400 joule bulursunuz. Bana ne demiş? Kilojoule çevir demiş bunu. Kilojoule çevir diyorsa 1000'e bölersiniz arkadaşlar. Böldük 1000'e. Hemen şunlar sadeleşti. 34 bölü 10 yani 3,4 kilojoule oldu kinetik enerjimizin değeri. Dördüncü soruya baktık. Diyor ki dördüncü sorudan, kütlesi 50 kilogram olan Likya yüzme havuzunda birinci seviyedeki tramplen üzerindeyken yer seviyesine göre potansiyel enerjisi E1. O zaman ne yapayım? İlk önce E1'i yazayım. Birinci tramplende yer seviyesinden yüksekliği, bakın potansiyel enerjidir. Potansiyel enerjinin formülü neydi? M çarpı G çarpı H. Likya'nın kütlesine M diyelim. M çarpı G çarpı yere göre dediği için yerden yüksekliği ne kadar Likya'nın? Bakın 10 metredir. 10 olacak değil mi? Bunu yazdık. İkinci seviyede tramplen üzerindeyken havuz seviyesine göre, dikkat, havuz seviyesine göre potansiyel enerjisi E2 oluyor. E2 eşittir. Şimdi Likya 1'den 2'ye çıktığında kütlesi değişmez. Kütle değişmeyen madde miktarıydı. Çarpı G çarpı nereye göre alıyorum? Havuza göre alıyorum bakın. Havuzdan ne kadar yükseklikte? 5-10 metre yükseklikte değil mi? Çarpı 10 olacak. Buradan E1 bölü E2'nin değerini sormuş bize. Hemen sadeleştirelim. M'ler sadeleşir, G'ler sadeleşir, onlar sadeleşir. Cevabımız ne olacak? 1 olacak. Nereye göre yazdığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam mıyız? Devam edelim bakalım. 5. soru diyor ki türdeş L, M ve T kum torbalarının kütleleri sırasıyla M, 3M, 2M'dir. Kum torbalarının yer düzlemine göre, yere göre alıyorum. Konumları şekildeki gibi olduğuna göre L, M, T kum torbalarının potansiyel enerjileri arasındaki ilişki nedir? Potansiyel enerjinin formülünü hemen tekrar bir yazalım. M çarpı G çarpı H. Bak üşenmiyorum. Her seferinde yazıyorum ki artık yerleşsin o formüller bizde. Hemen EL'ye yazalım. EL eşittir. Kütlesine kadar M kadar çarpı G çarpı. Bakın L'nin tam orta noktasının yerden yüksekliğini alıyorsunuz. Kaç H? H 2 H kadar değil mi? EM'ye yazalım. EM eşittir. M çarpı G çarpı. M'nin kütlesi 3M. 3M çarpı G çarpı. Şunun yerden yüksekliğine bakıyorum. Şuranın yerden yüksekliği bakın. 1, 2, 3, 3,5 değil mi? 3,5. 3,5'u da ben 7 bölü 2 olarak yazsam problem olmaz herhalde. Son olarak ET'yi yazalım birlikte. ET eşit olacaktır. 2M çarpı G çarpı T'nin yerden yüksekliği ne olacak? H, 2H, 3H, 4H olacaktır. Ne oldu şurası? 8MGH. Şurası 21 bölü 2MGH ki bu da 11,5'e denk gelir. Şurası da 2MGH oldu. Büyüklük ilişkisini sormuştu. En büyük EM, sonra ET, sonra EL olacak. EM büyük, ET büyük, EL. Cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu. 6. soruyla devam edelim. Diyor ki sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde hareket ettirilen tahta bloğun kütlesi 4 kilogram olup F kuvvetinin etkisiyle tahta blok 3 metre bölü saniyeden 5 metre bölü saniye çıkarılıyormuş hızı. Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç joule'dur? Gençler bakın hız vermiş, işten bahsediyor. İş enerji teoremini kullanırsınız değil mi? İş eşit olacaktır enerjideki değişime. Buradan işi soruyor zaten bize. İş eşittir. Enerjideki değişimi nasıl bulursunuz? Son enerjiden ilk enerjiyi çıkarırsınız. Bakın hemen yazalım. Hangi enerjisi değişmiş cismin? Kinetik enerjisi. O zaman kinetik enerji formülüm 1 bölü 2 M ve kareydi. Burada yerleştireceğiz her şeyi. Son durumda 1 bölü 2 çarpı iş eşittir diyelim şöyle artık. 1 bölü 2 çarpı kütlesine kadar
4 çarpı son durumdaki hızı 5. 5'in karesinden ne gelecektir? Şurası 25. Eksi, bakın ilk enerjiyi yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı kütlem yine 4 çarpı hızın 3, ilk hızım 3, 3'ün karesinden ne gelecek? 9 gelecek. Bu işlemi bitirdiğimizde zaten sorunun cevabını bulmuş olacağız. Şunlar sadeleşti. 2 çarpı 25'ten 50 eksi. Şunlar sadeleşti. 2, 2 çarpı 9'dan şurası 18 oldu. 50 eksi 18'den ne bulursunuz? 32 joule bulursunuz. Cevabınız E şıkkı olacak. Tamam mıyız bakın? İş enerji teoremini unutmayın. Burada işi hesaplamak isteseydim bakın. İş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme. Bakın kuvveti bilmiyorum, yer değiştirmeyi bilmiyorum. Mecburen iş enerji teoremini kullanmak zorundayız. 7. sorumuz. Diyor ki bize, yerden 200 metre yükseklikte paraşütçünün toplam kütlesi 80 kilogram olup 5 metre bölü saniye hızla rüzgarın etkisiyle hareket ediyor. Paraşütçünün sahip olduğu mekanik enerji. Bakın mekanik enerjiyi biz potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamı olarak hesaplıyoruz. Her şeyi yerine yazalım. Mekanik enerji eşit olacak. Potansiyel enerjinin formülü M çarpı G çarpı H artı kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 çarpı M çarpı V karedir. Buradan her şeyi yerine yerleştiriyoruz. M dediğim kütlesi 80 çarpı. G'nin değerini soruda 10 vermiş çarpı. H'ın değeri ne kadarmış? Yerden 200 metre yukarıda diyor. 200 artı 1 bölü 2 çarpı. Kütlemiz yine 80 çarpı. Hızın karesi 80 çarpı. 5'in karesinden ne gelecek? Şurası 25 gelecek. Tamam mıyız? Bir daha uzun uzadıya yazmadım orayı. Toparlayalım hemen. Gençler şuraya çarptık. Ne oldu şurası? 80 şunla şunu çarparsam. 2000 olur değil mi? 2000 çarpı 80 ne gelecektir şurası? 160.000 değil mi? 8'i 2'yi çarptım. 1, 2, 3, 4 tane 0 var. Yanına ekledim. Artı bakın şununla şunu sadeleştireyim. Şurası 40 çarpı 25 olur. 40 ile 25 çarparsanız buradan ne gelecektir? 1000 gelecektir. Devam edelim. Buradan toparlarsanız 10.000 gelecektir. 1000 gelmeyecektir değil mi? 10.000 gelecektir. Buradan toparlarsanız getirip topladığınızda ne bulacaksınız şurayı? 161.000 bulacaksınız. 161.000 joule cinsinden buldum. Bana ne demişti? Kilojoule cinsinden bulun. Hemen ne yapıyorum? Kilojoule çevir diyorsa joule'ü kilojoule çevirirken 1000'e bölüyorum. Hemen sıfırları sadeleştirdik. Ne oldu? 161 kilojoule oldu. 8. soru, yerde depolanan esneklik potansiyel enerjisi ile ilgili ifadelerinden hangi doğrudur? Gençler, esneklik potansiyel enerjisinin formülü 1 bölü 2 çarpı k çarpı x karedir. K dediğimiz şey yay sabitidir. Yayın esneklik sabiti. X dediğimiz şey uzama ya da sıkışma miktarı. Baktığımızda şöyle yazalım yanına, uzama, sıkışma miktarı. Bakalım kütle arttıkça esneklik potansiyeli artar. Bakıyorum kütleye bağlılık var mı? Burada kütleye bağlılık yok değil mi? O zaman bununla benim işim yok. Kütle M'di. Bakın formda M yok. Yer çekim ivmesinin küçük olduğu yerde cisim aynı esneklik potansiyel enerjiye sahip olur. Bakıyorum formülde G var mı? Yer çekimini G ile gösteriyordum. Yer çekimi ile ilgili herhangi bir ifade yok. O zaman yine aynısına sahip olacak. Esneklik potansiyel enerji yay sabiti ve yaydaki sıkışma miktarı ile doğru orantılıdır. Bakıyorum yaydaki esneklik potansiyel enerjisi K ve X ile doğru orantılıdır. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3. Yanlış şıklarda 2 ve 3 şıklı yok. D şıkkını 2 ve 3 şık olarak değiştirip işaretleyelim. Devam. Kazanım testi 2. Başlayalım hemen. Diyor ki birinci soruda yatay düzlemde L noktasında durmakta olan kutuya F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanıyor. Kutu kuvvetlerin etkisiyle M noktasına kadar hareket ettiğine göre hangi kuvvetler kutu üzerinde iş yapmıştır? Gençler işin formülü kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Bir kuvvet uygulamalıyım ve bu cismi kuvvet doğrultusunda hareket ettirmeliyim. Bakın dikkat ediyorsunuz kuvvet doğrultusunda hareket lazım bana.
O zaman bakıyorum cisim hangi doğrulukta hareket etmiş? Şu doğrulukta değil mi? Böyle hareket etmiş. O zaman bakın şu doğrultu üzerinde olan kuvvetler iş yapar, diğerleri iş yapmaz. Bakıyorum F3 ile F1 iş yapar, F2 iş yapmayacaktır. Çünkü bakın yer değişme vektörüne diktir. Bu iş bir işe yaramaz. Hangileri yaptı? F1 ve F3 cevabımız C şıkkı oldu. İkinci soru. Tahta blok A noktasından kuvvetin etkisiyle harekete başlayıp B noktasına kadar hareket ediyormuş. Kuvvetin tahta blok üzerinde yaptığı iş kaç jüldür diyor. Bakın işi soruyor gençler. İşi soruyorsa iş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirmedir değil mi? Bakın bana burada kuvvet vermemiş ama bir grafik vermiş. Grafiğe dikkat. Bu grafiği kullanarak ben bu soruyu çözerim. Kuvvetle yer değiştirmeyi çarpınca işi buluyormuşum. Kuvvetle yol grafiği vermiş. Kuvvetle yolu çarpınca işi buluyorsam nesine bakarım bu grafiğin? Alanına bakarım. Alan bana neyi verecektir? İşi verecektir. Tamam mıyız? Çarpım durumunda ise alana bakıyorum. Alan işi verdi. Hemen hesaplayalım. Bakın şuranın alanını hesaplıyorum. Üçgenin alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 çarpı 20 bölü 2. Bunlar sadeleşti. 10. Burası ne olur? 40 jül. Bakın şurayı hesapladık. 40 jül. Şunun alanını hesaplıyorum. Dikdörtgen. Taban çarpı yükseklik. 8'den 4'e tabana 4 oldu. 4 çarpı 20'den şurayı ne bulurum? 80 jül bulurum. Yine şurası bakın üçgenin alanı. Tabanı 8'den 9'a gitmiş. 1. Yüksekliğim 20 bölü 2'den ne bulurum? Şurayı 10 jül bulurum. Bakın şurayı hesaplıyorum. Taban ne kadar? 1 çarpı yüksekliğim 12. Bakın ama eksi 12. Eksi 12 bölü 2. Şuradan ne gelecektir? Eksi 6 gelecektir. Eksi 6 jül. İşte şu alanları topladığımda ben işlemimi bitirmiş olacağım. Toparlayalım hemen. 40 artı 80 artı 10 eksi 6. Tamam, bitirdik artık. 40, 80, 120. 10 daha ekledik. 130. 6 çıkardık. 124 olacaktır. Cevabımız ne oldu? 124 şu oldu. Tamam mıyız? Devam bakalım. Üçüncü soru. Alışveriş merkezinde baba, çocuk, anne aynı büyüklükteki hızlarla özdeş LMT alışveriş arabalarını kasaya doğru hareket ettiriyorlar. Hızları eşit. Bunlar özdeşmiş. Yani bunun ağırlığı kütlesi ne kadarsa bunun da kütlesi o kadar. Bunun da kütlesi o kadar. Adamla çocukla benim işim yok. Arabayla işim. Baba, çocuk ve anne kasaya ulaştıklarında alışveriş arabalarının kinetik enerjileri EL, EM, ET arasındaki ilişki nedir diyor bana. Hemen bakalım. E eşittir. E kinetik enerji eşit olacak. 1 bölü 2 çarpı M çarpı V karedir değil mi? Şimdi bakıyorsunuz. Hepsinin kütlesi aynı değil mi? Hepsinin arabalarının kütlesi aynı. Sonuçta hızlanacak olan araba. O zaman arabanın kütlesine bakarım. Çocuğun babanın falan değil. O zaman bütün arabaların kütlesi aynı. Bütün arabaların hızı da aynı. O zaman bütün arabaların kinetik enerjileri birbirine eşit olacaktır. Cevabınız A şıkkındaki gibi oldu. Dördüncü soru. LMT toplarının kütleleri M, 3M, 2M olup toplar şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Topların yere göre potansiyel enerjileri EL, EM, ET arasındaki ilişki nedir? Yazalım hemen. Potansiyel enerji formülü M çarpı G çarpı H'tı. EL'ye yazalım. EL, M kütlesi M. Bakın şöyle M deyip M yazmıyorum. Kütle dedim. Kütlesine baktım M kadar. Çarpı aynı ortamda oldukları için G derim yani çekilmesine her yerde aynı olacak. Çarpı H. H dediğim şey yükseklik. 1, 2, 3 H diyorum. Tamam mıyız? EM'yi yazalım. EM eşittir. Kütle. Kütlesine kadar 3M kadar. Çarpı aynı ortamda oldukları için çekilmeleri aynı olacak. G. Yerden yüksekliğine kadar H kadar. Şu EP potansiyel enerji. Burayı karıştırmayayım. ET. Kütlesine kadar 2M çarpı G çarpı yerden yüksekliğim H 2H kadardır değil mi? Toparlarsanız bakın 3MGH, bu da 3MGH, bu 4MGH, ET büyük oldu. EL ile EM de birbirlerine eşit oldu. Tamam mıyız? Bu şekilde olacaktır. Cevabımız D şıkkındaki gibi olacak. Beşinci soru. Gençler beşinci soruyu geçeceğim.
burada birazcık şey falan da işin içine katmanız gerekiyor. Öz kütle formunu değiştir, m bölü v falan girecek işin içerisine. M eşittir v çarpı d'den kütlelerini falan çekeceğiz biz buradaki sıvıların. Bir soruyu okursunuz yine de. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Buradan çünkü anlamadığınız noktaları soramayacaksınız. O yüzden 5'i geçiyorum, 6. soruyla devam edelim. Ama bakarsınız, ille de çözmemizi isterseniz sınıf öğretmeninize söylersiniz, bir şekilde bana ulaştırır, ben size çözümü iletirim, tamam mıyız? 6. soru, sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde 5 metre bölü saniye hızla hareket etmekte olan topa 20 Newton'lık kuvvet etki ediyormuş. Buna göre top 30 metre yer değiştirdikten sonra topun hızı kaç metre bölü saniyedir? Kuvvet var, yer değiştirme var, hızlar değişmiş. Yani hem kinetik enerjiden bahsediyor hem işten bahsediyor. Ne olabilir bu? İş enerji teoremi olabilir. Tamam mıyız? İşi nasıl hesaplıyordum? Bakın her şeyi yerine yazalım. İşi kuvvet çarpı yer değiştirme olarak yazıyordum. Eşit olacak. Enerjideki değişim yani son enerji eksi ilk enerji. Hangi enerjim değişiyor burada? Kinetik enerji değişir değil mi? O zaman kinetik enerjilerini çıkaracağım. Kinetik enerjinin formülü neydi? 1 bölü 2 mv kareydi. Hemen yazalım her şey yerine. Kuvvet 20 çarpı yer değiştirmem 30 eşit olacak. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı hızım, son hızımı bilmiyorum. V sonun karesi eksi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı ilk hızım 5. 5'in karesinden ne gelecektir? Şurası 25. Şunları sadeleştireyim. Şunları da sadeleştireyim. 20 çarpı 30'dan şurası ne olacaktır? 600 eşit olacak. V sonun karesi eksi 25 olacak. V son. Buradan ben V sonu bulmak istiyorum ya. Eksi 25'i karşıya atarım. Eksi 25 karşıya ne olarak geçecektir? Artı olarak geçecek. Buradan V sonun karesi eşit olacak 625'e. 625 hangi sayının karesidir dersem 25'in karesidir değil mi? 25 metre bölü saniye olacak V sonun değeri. Her iki tarafın karekökünü alıyorum. Cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. 7. soru. Likya ile Tuna tenis kortunda uluslararası bir maçta karşılaşıyorlar. Likya tenis topuna vurduktan sonra top şekildeki gibi Tuna'ya doğru hareket ederken topun hareketi süresince yargılarından hangileri doğrudur? Topun hızı sürekli artar. Bakın gençler, top şöyle hareket edecek değil mi? O zaman bakın buraya inerken, buraya çıkarken hız artacak, hız azalacak değil mi? Bakın burada ilk önce L'den M'ye gelirken hızım azalacak. Sonra buradan tekrar düşmeye başlayınca hızım artacaktır değil mi? O zaman topun hızı sürekli artmaz. Bu gitti. Topun mekanik enerjisi azalır. Gençler, sürtünme yok ise mekanik enerji korunur. Burada sürtünmeden bahsetmiş mi? Hayır. Sürtünmeden bahsetmediği için mekanik enerji sürtünme yok da dememiş. O zaman enerjinin bir kısmı neye dönüşecektir? Hava sürtünmesinden dolayı ısıya dönüşecektir. O zaman bu doğru oldu. Tamam. Bakın sürtünme ihmal edilmiştir deseydi ben o zaman bunu yanlış alırdım. Top M konumundayken potansiyel enerjisi maksimumdur. Bakın M konumuna geldiğinde top maksimum yüksekliğe çıkıyor değil mi? Sonra aşağıya doğru inmeye başlayacak. M çarpı G çarpı H'tı potansiyel enerji. Bunlar sabit zaten. H artarsa potansiyel enerji de artacaktır. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 oldu. 8. soru, son sorumuz. Bana diyor ki sürtünmesiz yatay düzlemde kütlesiz hareketsiz olan ilk hızım 0. 12 kilogram kütleye kutuya 40 Newton'lık kuvvet uygulanıyor. Kuvvet kutuyu 8 saniyede 24 metre yer değiştirdiğine göre harcanan güç kaç watt'tır? Güç eşittir iş bölü zamanda, hatırladınız mı? İşin değerini bilmiyorum. İşin değerini kuvvet çarpı yer değiştirme olarak hesaplayıp zamana bölersem sorunun cevabını bulmuş olurum. P eşittir kuvvetin büyüklüğü 40, yer değiştirmenin büyüklüğü 24, zamanımız 8 saniye. 24'ü 8'e bölersek 3, 40 ile 3 çarparsak ne buluruz? 120 watt buluruz. Gücün birimini, watt'ı unutmuyorsunuz. Cevabınız E şıkkı olacak. Gençler, kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar.
Benim sizden ricam bu konuyla ilgili bol bol soru çözüp kinetik potansiyel enerjiyi iyi oturtmanız. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. 11. sınıfta, 12. sınıfta sürekli karşınıza çıkacak bir konu. Bol bol soru çözün. Çözemediğiniz sorularınızı bana ulaştırın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.